sporla bağlantısı nedir hocam kalp hastalıklarıyla? Spor demeyelim. Spor işin biraz daha belki profesyonel yönüne kayar ama egzersiz kültürü diyoruz. Yani spordan kastımız gidip halı sahada bir haftada bir defa ne bileyim futbol oynamak, maç yapmak mesela, değil. Mesela spor merkezlerine yazılıyoruz ya, 1-2 saat sporlar yapıyoruz, evet. Ağırlık kaldırıyoruz, yeri geldiğinde çok koşu yapıyoruz. Bazen dengesiz koşular yapıyoruz. Genellikle sıkıntı zaten dengesiz olmasından kaynaklanıyor. Arkadaş ortamında bir arkadaşımız bir salona başlamış oluyor. Onların da teşvikiyle biz de başlıyoruz. Ama bunun ısınma periyodunu çoğu zaman ihmal ediyoruz. İyi merkezlerde tabii bunu mutlaka göz önüne alıyor eğitmenler. Ama genel yaptığımız hata 40'lı yaşlara geldik, 50'li yaşlara geldik. Bizim spor yapmamız lazımmış. Biz koşuya başlayalım. Şimdi 20'li yaşlarından itibaren düzenli egzersiz yapan bir insanla 40 yaşına gelip herhangi bir alıştırma periyodunu geçirmeden paldır küldür bir spora başlayan hastanın elbette durumu farklı. Onların tam tersine öncelikle bir şu ana kadar bir sorun yerleşmiş mi? Bunu test etmesi, dolayısıyla bir kardiyolojik kontrolden geçmesi. Ancak o zaman bir egzersiz periyoduna girmesinde fayda var. Ama bunu bir yaşam stili olarak benimsemiş, eskiden beri yürüyüşlerini, koşularını yapan bir hasta için tabii ki bir sorun teşkil etmez. Burada önemli olan, hep söylediğim, hızlı bir şekilde bir egzersiz periyoduna girmekten ziyade ya çok genç yaşlardan itibaren bu işi devam ettiriyor olacaksınız ya da başlamadan önce bir tetkikler yaptırıp o an itibariyle sağlıklı olduğunuzu öğrenecek, arkasından tedrici diyebileceğimiz aşama aşama egzersiz periyodunu sıklaştıracaksınız.